Merhaba. CodeLab yayın evi tarafından yayınlanmış olan PIC16F877 HTML'li PLC sürüm 2.0 kitabının tanıtımının yapıldığı bu 19. video kaydında tamur sıralayıcı komutunun anlatıldığı 17. bölümle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu bölümde göreceği gibi tamur sıralayıcı komutunun gerçekleştirilmesi ile ilgili bir alt bölüm yer almakla birlikte sonrasında toplamda 6 tane örnek program üzerinden tambur sıralayıcının çalışması açıklanmaktadır. Öncelikle konuyla ilgili bir ön bilgi vermek gerekiyor. Bilineceği gibi pek çok endüstriyel süreçlerde kontrol işlemlerinin kesin ve önceden belirlenmiş bir sırayla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna örnek olarak harman süreçler ele alınabilir. Bu süreçlerde bir harmanı üretmek için malzemeler süreç kazanlarına yükleniyor ve sonrasında gereken sıcaklık ve basınç parametreleri kontrol edilerek üretim gerçekleşiyor ve sonuçta ürünün boşaltılması ve bunun gözlenmesi söz konusu oluyor. Şimdi bu tür süreçlerin belli bir sıra dahilinde gerçekleşmesi söz konusu ve bunları güvenilir PLC'lerin ortaya çıkmasından önceki zamanda tambur sıralayıcı dediğimiz elektromekanik bir aygıt kullanarak bu işlemler gerçekleştirilebiliyordu. Dolayısıyla bu aygıt tamburun belirli pozisyonlara dönmesiyle üzerindeki çıkıntıların anahtarları tahrik etmesi yani harekete geçirmesiyle çalışıyordu. Bu tamburun belli bir saat motoruyla sabit bir hızla döndürüldüğü düşünüldüğü takdirde bu bahsi geçen anahtarlar belli bir zaman planına göre açılıp kapanmaktadır. Dönme esnasında sabit kontak kolları tambur üzerindeki çıkıntıları hissederek kontakların açılması ve kapanması söz konusu oluyor. Sabit kontak kolları ile tambur üzerindeki çıkıntıların etkileşimi elektrik kontaklarının açılmasına veya kapanmasına ve böylece tambur sıralayıcının elektriksel çıkışlarının üretilmesine yol açıyor. Çıkışların açılma kapanmaları için makinedeki ilgili aygıtlardan kabloları alınarak bağlantı yapılıyor. Tambur sıralayıcılar genellikle bir tur dönmede sınır sayıda pozisyona sahiptir. Bu pozisyonlara adım ismi veriliyor. Her adımda bir süreç adımı gerçekleştirmiş oluyor. İlk anda güç uygulandığında tambur sıralayıcı belirli bir adımdan başlıyor ki buna biz resetlenme adım veriyoruz. Dolayısıyla tamburun bir adımdan bir sonraki adıma geçmesi için ya bir zaman gecikmesi veya bundan bağımsız bir olay gerçekleşmesi söz konusu veya her ikisi bir arada düşünülebiliyor. Böylece tamburun bir adımdan bir sonraki adıma geçmesi için karşımıza 3 tane farklı olasılık çıkıyor. Ya bir olay, ya bir zamanlayıcı ya da olayla birlikte zamanlayıcının kullanılması söz konusu olabiliyor. Bazı özel durumlarda tamburun sürücü mekanizmasındaki bir dürtü kontrolüyle bir makine operatörü tarafından manuel olarak adımlar arası geçmesi sağlanabiliyor. Özel bir makinenin kontrol edilmesi için tasarlanmış olan ve sıra adı verilen özgün açma kapama deseni kontakların kapanması ve açılmasıyla meydana geliyor. Sıralayıcının dairesel olduğu düşünüldüğü zaman bu dairesel süreç tamamlandığında tekrar bunun bir tur daha tamamlanması söz konusu oluyor. Yani sürekli olarak sonsuz bir döngü içinde bunun çalışması söz konusu oluyor. Uygulamalar farklı olmakla birlikte kimi sıralayıcılar bir saniyede bir tur atarken kimileri de haftada bir tur atacak şekilde yavaş olabiliyor. Şimdi tambur sıralayıcıyı anlamak için öncelikle bir müzik kutusu örneğini alabiliriz. Bu müzik kutusunda göreceği gibi bir hareket mekanizması elle çevrilen bir kol söz konusu burada. Dolayısıyla bu kolun çevrilmesiyle şurada görülen silindir dairesel bir hareket yapmaktadır. Bu hareketi esnasında bu silindirin üzerindeki çıkıntılar yardımıyla bu çıkıntıların şurada görülen metal çubukları titreştirmesi sonucunda bir müzik kutusu elde ediliyor. Tabii ki elde edilecek olan müziğin notalarına göre hangi
metal çıkıntı, metal çubuğun bu çıkıntılar tarafından harekete geçileceği, bunun tasarımı ile ilgili olan bir süreç. Bu müzik kutusu bizim burada incelemiş olduğumuz tamur sıralayıcı, elektromekanik tamur sıralayıcıya bir örnek olarak verilebilir. Biz elektromekanik bir tamur sıralayıcı düşündüğümüz zaman bir motor tarafından belli bir hızda, belli bir yönde döndürülen bir silindir düşünürsek, bunun üzerindeki bu görülen kırmızı noktalarla ifade edilmiş olan çıkıntıların uygun pozisyonda üst tarafta görülen anahtar konumlarını değiştirmesiyle, işte çıkıntılar varsa anahtar örneğin kapalı, çıkıntılar yoksa anahtar açık şeklinde her bir adımda belli bir açma kapama deseni oluşturulmaktadır. Şimdi bu bahsettiğimiz elektromekanik tambur sıralayıcının örneği şekil 11'de görülüyor. Bu şekilde görüldüğü gibi mesela bu örnekte 24 adım söz konusu ve her adımda 30 tane kontağın açılması, kapanması söz konusu olabiliyor. Tabii bu kontakların açılma kapanmaları da burada bahsedilen ilgili çıkıntıların bu kontakları hareket ettirmesi sonucunda oluşan bir işlem. Şimdi bu bahsettiğimiz elektromekanik sıralayıcılar, tamur sıralayıcılar. Şimdi biz elektronik sıralayıcıları dikkate alırsak, elektronik sıralayıcılar, elektromekanik sıralayıcılara ilave olarak ekstra bir takım özelliklere sahip. Bunlardan bir tanesi örneğin kurma özelliği. Dolayısıyla kurma fonksiyonu bulunan adımdan kurma adımına direkt olarak gidilmesini mümkün kılıyor. Genel anlamda tambur sıralayıcının çalışması için çalışmasını ifade etmek üzere bir durum makinesi dikkate alınabilir. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz durum makinelerinin çalışma mantığı buradaki tamur sıralayıcının çalışma mantığıyla aynı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla sistemin çıkışı hem makinenin dahili durumuyla hem de oradaki giriş sinyalleriyle, o durumdaki giriş sinyalleriyle birlikte dikkate alınarak sistem çıkışı elde ediliyor. Dijital bilgisayarlar durum fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Dolayısıyla biz bu 17. bölümde bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini anlatmaktayız. İşin gerçek tarafı şu, normalde bahsi geçen bu fonksiyonlar, tamur sağlayıcı fonksiyonları aslında özellikle üst seviye piyasalarda mevcut. Yani farklı firmalar kendine has bir takım tambur sıralayıcı komutlarını üretmiş ve kullanıma açmış bulunmaktadır. Fakat PLC programlarının standart hale gelmesini amaçlayan IEC 61.31.3 standardında maalesef tambur sıralayıcı komutu tanımlanmış değildir. Şimdi bu bölüm kapsamında gerçekleştirilen tambur sıralayıcının sembolüne bakacak olursak, burada göreceği üzere girişlerden öncelikle bahsedelim. Bir kere yetkileme girişi var. Enable girişi. Bu lojik bir ya da aktif bir giriş. Yani buraya bir lojik bir uygulamazsak tambur sıralayıcı çalışmıyor. Dolayısıyla bunu yetkilemek için bu girişi aktif yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde start girişi aktif bir giriş. Yani bunun da bir yapılması lazım ki tambur sıralayıcı çalışabilsin. Yetkileme girişinin bir olması durumunda burada bahsedilen biraz önce söylediğimiz gibi dürtü girişi, jog girişi. Bu normal bir adımdan bir sonraki adıma tanımlı olan olaylar veya zamanlama gecikmeleri dikkate alınmaksızın hızlı bir şekilde adım adım geçilmesini manuel olarak sağlamak için kullanılan bir giriş. Reset girişi tambur sıralayıcı hangi adımda olursa olsun bunu ilk adıma götürmek için kullanılan bir giriş. Burada tabii ki tambur sıralayıcının programlanması için ilk adım ve son adımı belirtmek gerekiyor. Toplamda 16 tane adım söz konusu. Bu adımların herhangi bir tanesini biz ilk adım, bir sonrakinde ikinci adım olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii ki ilk adım son adımdan küçük olmak durumunda. Böylece yani birden 16'ya kadar adımlar takip edilebileceği gibi diğer olası bütün ihtimaller de söz konusu. Mesela 5. adımdan başlayıp işte 12. adımda işlemi bitirebiliriz. Bu şekilde bir düzenleme yapılabilir.
Şimdi baktığımız zaman biraz önce ifade ettiğimiz gibi toplamda bu bölüm kapsamında anlatılan tambur sıralayıcının 16 tane adımı söz konusu. Bu adımlar burada görüldüğü gibi isimlendirilmiş. D alt çizgi step 1'den step 16'ya kadar. Her adım için bir olay söz konusu. Bu olay dediğimiz tabii ki ikili bir değişken. Bu 0 ya da 1 oluyor. Bu şekilde bunu biz tanımlıyoruz. Her adım için bir zaman gecikmesi programlanması söz konusu. Bu zaman gecikmesinin programlanabilmesi için bir referans zaman sinyali seçiyoruz. Bir de bu referans zaman sinyalini bir sabit sayıyla çarpabiliyoruz. Dolayısıyla bu alt tarafta ifade edildiği gibi referans zamanlama sinyallerimiz bu proje kapsamında üretilmekte olan 10 milisaniyelik referans zamanlama sinyalinin yükselen kenarı veya 100 milisaniyelik veya 1 saniyelik referans zaman sinyallerinin yükselen kenarlarından herhangi biri seçilebiliyor. Ve zaman sabiti olarak her bir adımda burada görüldüğü gibi 0'dan 65.535'e kadar bir katsayı seçilebiliyor. Dolayısıyla eğer zaman gecikmesi tanımlanmayacaksa bu zaman sabiti 0 alınıyor. Eğer zaman gecikmesi tanımlanacaksa 1'den 65.535'e kadar bir katsayı seçilerek ilgili periyotta çarpılarak zaman gecikmesi elde ediliyor. Mesela zaman sabitliğini biz örneğin 10 seçersek ve referans zamanlama sinyalini de 1 saniyelik periyoda sahip sinyali seçersek dolayısıyla 10 çarpı 1 bize 10 saniyelik bir zaman gecikmesi elde etmemiz söz konusu olacak bu şekilde. Bir de tabii ki çıkışlar söz konusu. Her adım için toplamda 16 bitlik çıkış tanımlanıyor. Bunlar 0 ya da 1 olarak ifade ediliyor. Bunların 1 olması durumunda şu yukarıda ifade ettiğimiz nihai tambur çıkışları dediğimiz bunları kontaklar gibi düşünürsek elektromekanik tambur sıralayıcıdaki bunun 1 olması şu kontağın kapanması anlamına, bunun 1 olmasına karşılık geliyor. 0 olması ilgili kontağın açık olmasına karşılık geliyor. Böylece biz her adım için toplamda 16 tane 16 bitlik her adım için 16 bitlik olmak üzere toplamda 16 tane 16 bitlik çıkışı bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz tambur sıralayıcının çalışmasıyla ilgili bu bölümde incelenen örneklerden birincisi olan örnek 17.1'in ilk 4 basamağını inceleyeceğiz. Bu 4 basamağın ne ifade ettiğine kısaca bakacak olursak tabii ki bunların nasıl programlandığı bir sonraki şekilde görülüyor. Öncelikle programı kısaca izah etmek istiyorum. Buna göre baktığımız zaman bir kere tambur olayları dediğimiz olaylar, 16 tane olay tanımlıyoruz. Bu olay dediğimiz bu örnekte I00 ile I07 arasındaki dijital girişleri 0'dan itibaren işte 7'ye kadar olan olaylar olarak tanımlayacağız. Daha sonra I0'ın değili alınarak buradaki ikinci sırada görülen register'ın değilini almak için yani bire tümlerini almak için kullandığımız fonksiyon yardımıyla I0'ın değilini alıyoruz ve bunu tekrar bu kez tambur olaylarının yüksek byte'ına yani E8'den E15'e kadar olan olaylara bunları aktarıyoruz. Böylece biraz sonra zaten bir sonraki şekilde göreceğimiz gibi tambur olaylarını 16 tane farklı şekilde tanımlamış oluyoruz. İkinci basamakta görüldüğü gibi bir M00 hafıza biti dahili röle çıkışı tarafından belirlenmektedir. Ki bunu belirlemek için I13 veya tambur sıralayıcının bir turu tamamladığını gösteren tambur tamamlanma bitinin normalde açık kontaklarını kullanıyoruz. Bunların kullanma amacı şurada görülen 3. basamaktaki tambur sıralayıcıyı resetlemek için. Yani M00 biti 1 olduğu zaman tambur sıralayıcı resetlenecek ve ilk adıma tambur sıralayıcı girecek. Şimdi baktığımız zaman tambur sıralayıcının yetkileme girişinin I10'dan alındığını görüyoruz. Benzer şekilde start girişi I11'den, jog girişi yani dürtü girişi 1.2'den alınmıştır. Buna göre 4. basamakta da küçük bir değişiklik yapmak kaydıyla mevcut
Örneğin şuradaki iki kontağı yerine lojik bir kontağı yerleştirildi. Böylece sürekli çalışması sağlanıyor. Buna göre de tamburun her bir adımdaki çıkışlarını görmek için bunları biz Q0 ve Q1 çıkışlarına, dijital çıkışlarına gönderiyoruz. Şimdi buradaki programlamaların ne olduğuna bakacak olursak, bir kere bu örnekte göreceği gibi sabit zamanlama değerleri 0 olarak alınmış. Bu şu demek, biz bu örnekte bir durumdan, bir adımdan bir sonraki adıma geçiş için herhangi bir zaman gecikmesi tanımlamamış durumdayız. Dolayısıyla referans zamanlama sinyalinin bir anlamı yok. Buna göre göreceği gibi tamur olayları işte E1 için I00, E8 için I07. Dolayısıyla şu bir önceki şekilde yapmış olduğumuz atama bunu sağlıyor. I0'ı tamur olaylarının düşük byte'ına yerleştirmiş olduk. Böylece burada bahsi geçen DE1 işte I00 oldu. D8 I02 böylece DE8 de I07 olmuş oldu. Benzer şekilde tambur olaylarının DE9'dan DE16'ya kadar olanlarına görüldüğü gibi ne yapmış olduk? I0'ın değilini yerleştirmiş olduk. Böylece örneğin DE8'den sonra DE9'da I0'ın değili, yani şu bir öncekilerin değilleri bu şekilde tambur olayları olarak tanımlanmış oldu. Çıkışların nasıl gerçekleştirildiğini bu şekil üzerinden ifade edersek, birinci adımdaki çıkışlar şu şekilde bakarsak nedir? DQ1 dediğim çıkış 1, diğerleri 0. İkinci adımdaki çıkışlar işte DQ2, DQ2-1, DQ2-1, DQ1-1 bu şekilde. Böylece göreceği gibi her adımda bunları bu şekilde belli bir mantık dahilinde birer birer arttırarak D8'e kadar bu şekilde tanımlamışız. Sonrasında D9'dan itibaren 9. adımdaki çıkışları görüldüğü gibi tek tek bu şekilde DQ16'ya kadar yerleştirmişiz. Şimdi burada yapılan işlemi bu şekilde tanımladıktan sonra bir de bu programı nasıl yapıyoruz, nasıl yazıyoruz onu görelim. Tabii bu şema tamamen ya da bu şekil tamamen yaptığımız işlemin özet olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla bu şekilde gösteriliyor. Normal şartlarda biz MPLAB altında örnek programımızı burada görüldüğü gibi tanımlamak durumundayız. Burada görüldüğü gibi bakın ne yaparsak, incelersek zaman sabitlerini, yani zaman gecikmesi için kullandığımız sabit değerleri hep 0 yazdık. Dolayısıyla zaman gecikmeleri 0 olarak belirlenmiş oldu. Burada görüleceği gibi her bir adımdaki 16 bitlik çıkışı bu şekilde 16 bitlik değerler olarak buraya tek tek yerleştiriyoruz. Sonrasında da programı biraz önceki merdiven diyagramında gördüğümüz gibi burada bu şekilde elde ediyoruz. Şimdi bu programın çalışmasını incelemek üzere öncelikle MPLAB'ı açarsak buradaki örnek 17 birin ilk 4 basamağıyla ilgili olan kısmı aktif hale getiriyoruz. Ön tarafındaki noktalı virgülleri kaldırıyoruz. Sonra biraz önce ifade ettiğimiz gibi buradaki kısmı, yani şurayı normalde açık kontağla bir lojik bir giriş olarak elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buraya lojik bir dersek bu söylediğimiz işlem gerçekleşmiş olur. Böylece bu örnek programı derleyip bu örnek programla ilgili hex uzantılı dosyayı oluşturuyoruz. Ve bu dosya oluşturuldu. Şu anda bu programın çalışmasını incelemek için Proteus ISIS yazılımını açtık ve simülasyon programını başlattık. Şimdi tabii ki şekil üzerinden hatırlayalım. Bir kere
I10 yetkileme girişi, I10'ın ne olması gerekiyor? Bir yapılması gerekiyor. Şimdi I10 yapıldığı anda göründüğü gibi tambur sıralayıcının, tabii ki bunu ifade etmek için bir sonraki şekli ben kullanmak istiyorum. Bu şekil aslında sıralı fonksiyon diyagramı olarak isimlendirdiğimiz bir şekil. Her adım ve her adımdaki çıkışları bize gösteriyor. Biraz önceki anlattığımız şekli buraya şekil olarak, yani programı bu şekle yansıtmış olduk bir anlamda kolaylaştırması için. Şimdi buna göre birinci adımda sistem ve DQ11 bakarsak görüldüğü gibi yetkileme girişi 1 olduğu için 16 tane çıkıştan DQ1 dediğimiz Q00 aktif. Şimdi biz tabii ki ifade ettiğimiz gibi yetkileme girişini şöyle yapalım daha iyi takip etmek için. Biz yetkileme girişini bir yaptık, bir sıfırı ve start yapmazsak tambur sıralayıcı devam etmez. Tabii ki tambur sıralayıcının normal şartlarda start girişi aktif yapıldığı zaman bir adımdan bir sonraki adıma geçmesi söz konusu, ama yetkileme girişi bir olduğu zaman jog girişi dediğimiz, yani dürtü girişi, manuel olarak biz tambur sıralayıcıyı bir adımdan bir adım bir sonraki adıma sırasıyla geçmesini sağlayabiliyoruz. Zaten buradaki iki adım arasındaki şu görülen geçişler ya dürtü girişi ya da jog girişi dediğimiz girişin gelmesi veya ilgili sinyalin aktif olmasına bağlı. Öncelikle isterseniz bu dürtü girişinin nasıl çalıştığına bir bakalım. Dürtü girişi şu an için görüleceği gibi I1-2. Şimdi I1-2'yi biz aktif yaparak I1-2 şurası tambur sıralayıcı bir adımdan bir sonraki adıma geçirebiliyoruz. Mesela basarsak bir sonraki adıma geçti. Yani tambur sıralayıcı şu anda ikinci adımda. Dolayısıyla çıkışlar şu sağda gördüğümüz iki tanesi aktif. Bir daha basarsak dürtü girişine bir sonraki adıma geçiyoruz. Böyle göreceği gibi bakarsak adım adım toplamda 9. adıma kadar geldik. Yani şu anda 8. adımdayız. 9. adıma geçmek için bir daha dürtü girişini bir yaparsak tambur sıralayıcı bir sonraki adıma geçerek bir sonraki adıma geçerek tekrar bu adımları birer birer gezebiliyor. Böylece biz ne yapmış olduk? Burada gördüğümüz 16 adımı tek tek takip ederek tekrar başa dönmüş olduk. Bu söylediğimiz dürtü girişi yardımıyla, yani jog girişi yardımıyla tambur sıralayıcının adımları takip etmesini sağlama işlemi. Şimdi normal şartlarda tabii ki burada görülen bizim olay dediğimiz bu sensör girişlerinin nasıl işlem yaptığını buradan görelim. Şimdi biz birinci adımdayken I00 girişi aktifse bir sonraki adıma geçilecek. Tabii ki bunun yapılması için de start girişinin bir olması lazım. Dolayısıyla start girişini bir yaparsak tambur sıralayıcı jog giriş haricinde olaylar ile bir adımdan bir sonraki adıma geçebilmektedir. Şu anda mesela I00'ı bir yapayım. I00'ın bir yapılmasıyla birlikte tambur sıralayıcı bir sonraki adıma geçmiş oldu. Yani şuraya ikinci adımda. Bu durumda I01'in bir yapılması söz konusu olursa bir sonraki adıma geçilecek. Yani üçüncü adıma ve bu çıkışlar aktif yapılacak. Bu işlemi yapalım. Bu şekilde ne yaptık? Bir sonraki adıma geçtik. Tabii şekil üzerinden görüleceği gibi I02, I03, I04 girişleri aktif yapılarak adım adım bir sonraki basamağa, bir sonraki adıma geçilmektedir. Dolayısıyla bu söylediğimizi gerçekleştirirsek şurada görülen her bir olay girişi yardımıyla tambur sıralayıcıyı biz bu şekilde bir sonraki adıma geçirmiş oluyoruz. I01 olduğu zaman da Q10 aktif. Yani biz ne yaptık? I07'yi de aktif yaptığımız zaman artık 9. adıma geçtik. Şimdi bundan sonrakinde
görüleceği gibi adımların tek tek bir sonraki adıma geçirilebilmesi için ısı sıfırdan başlayarak bu girişlerin sıfır yapılması gerekiyor. Bu söylediğimizi yaparsak bir sonraki adımlara bu şekilde geçildiğini göreceğiz. Gördüğü gibi bu sensör bilgilerini ya da dijital girişleri sıfır yaparak tamur sağlayıcı biz adım adım bütün adımları takip etmesini sağlamış olduk. Böylece burada görülen 16 tane adım tek tek gezilmiş oldu. Burada şunu da yapabiliriz. Reset girişi nasıl çalışıyor bunu görelim. Sadece o kısmı anlatmamış olduk. Şimdi reset giriş için zaten tambur sıralayıcı bir tur attığı zaman yani 16 adımın tamamını gezdiği zaman şurada göreceği gibi tambur tamamlanma bitti, aktif oluyor. Bu bitti ne yapıyor? M0 hafıza çıkışını, hafıza bitini bir yaptığı için tambur sıralayıcı resetleniyor. Veya biz istersek Ö1-3 dijital giriş yardımıyla da tambur sıralayıcı herhangi bir anda resetleriz. Tambur sıralayıcı resetlendiği zaman ne olacak? İlk adıma gidecek. Örneğin jok girişi yardımıyla şuydu jok girişi. Tambur sıralayıcı biz şu anda işte belli bir adıma getirdik. Bu durumda Ö1-3'ü ben bir yaparsam tambur sıralayıcı resetlenerek birinci adıma gitmiş oluyor. Bu şekilde de resetleme işlemini görmüş olduk. Böylece bu video kaydının da sonuna gelmiş bulunmaktayız.